Şimdi bir sokak verilmiş. Üst tarafta evler numaralandırılmış. 2, 4, 6, 8 diye ilerliyor üst taraftaki evlerin numaraları. Alt taraftaki evlerin numaraları da 1, 3, 5 diye gidiyor. En son B'de bitmiş. Şimdi altta 2 tane, 3 tane kural vermiş. 3 tane kavramdan bahsetmiş. İşte şu üsttekilerin ardışık çift sayılardan, alttakilerin ardışık tek sayılardan oluştuğunu söylemiş. Sonra ev sayıları arasında bir ilişki vermiş. Bir de bunu. Biz eğer şu caddenin üstündeki evlerin adedini hesaplamak istiyorsak, burada kaç tane terim olduğunu bulmalıyız. Şöyle başlamış. 2, 4, 6 işte şeklinde ilerliyor. Mesela 40 olsaydı biz burada kaç terim olacağını terim sayısı formülünden bulabilirdik. Şöyle diyebilirdik mesela. Son terim, eksi ilk terim. Böyle artış miktarı 2, 2 gidecek. Artı 1. Bu şekilde hesaplayabilirdik. Şu an son sayı belli değil. Ama onun yerine de A yazabilir. Son sayımız A zaten. Şurayı siliyorum. Biz yukarıdaki ev sayısını hesaplamak istiyorsak, şu üstteki ev sayısı, üstteki sayı diyeyim. Son sayı A eksi ilk sayı 2 bölü artış miktarı 2 artı 1. Üstteki ev sayısı bu. Şimdi alttaki ev sayısını da hesaplamak için aynı yaklaşımı takip edebiliriz. Sondaki sayıyı bilmiyoruz ama B verilmiş o. Şimdi alttaki sayı, ev sayısı. Son sayı B. Eksi ilk sayı 1. Artış miktarı yine 2. 2, 2 gidiyor bunlar. 1, 3, 5, 7. İkişer fark var. Artı 1 olacak. Bu şekilde. Sonra şu maddeye gelelim. Şöyle diyor. Alt kısmındaki ev sayısı. Yani şu. B eksi 1 bölü 2 artı 1. Alt caddedeki ev sayısı. Caddenin üst kısmındaki ev sayısının yani şunun 2 katından 5 eksikmiş. Eşittir. 2 çarpı üst taraftaki ev sayısı A eksi 2 artı 1 eksi 5 olacak. Üst taraftaki ev sayısının 2 katından 5 eksik. Bir kural daha verilmiş. B eksi A bir denklem de buradan çıkacak. İkisini birden çözüp A'yı B'yi hesaplayabiliriz. Zaten A'yı hesapladıktan sonra kapı numaralarının toplamı isteniyor. Hangisiydi? Üst kısımdaki. Yani 2, 4, 6 bu artık kaçta bitiyorsa onların toplamını bulacağız. Şuradan devam edelim. Şöyle çarpıyorum. Bu ikisini. Buradan 2, eksi 1 ile 2'yi toplayınca artı 1 olacak. Demek ki B artı 1 bölü 2 burası. Şuradaki 2'yi içeri doğru dağıtırız. Şöyle. Birincinin paydasındaki 2 ile bu 2 sadeleşecek. A eksi 2 kalacak. 2 ile 1'i çarpıyorum. Ayrı ayrı çarpıyoruz onları. 2 ile 1'i çarpınca 2. Şu 5'i de yazalım yanına. Buradaki artı eksi 2'ler birbirine götürüyor. Bu 2 karşıya çarpı olarak gidecek. Bu durumda sol tarafta B artı 1 vardı zaten. Eşittir. 2 ile karşı tarafta olanları çarpıyorum. A var 2A olacak. Bu 2 ile eksi 5'i çarpıyorum. O da eksi 10 oldu. Bu 1'i de yollayalım karşıya. B'yi yalnız bırakmış oluruz. Bu 1'i de yollarsak bizim B'miz eşittir 2A eksi 11 olur. Bunu şu denklemde yerine yazıp A'yı ve B'yi hesaplayabiliriz. Ve bize lazım olan A. Çünkü üst taraftakilerin toplamını istiyorum. Şöyle küçültüyorum. Şu denklemi alalım. Şöyle yazıyorum. B eksi A eşittir 39'du. B yerine 2A eksi 11 yazalım. 2A eksi 11 eksi A eşittir 39. Bu 11'i yollayacağız karşıya. Şöyle. Bu durumda 2A eksi A. A sayısı. 39'da 11'i toplarız. 50 yapar. A 50'ymiş demek ki. Şu yukarıdaki evlerin numarası 50 ile bitiyormuş. Şuradaki son numara 50. Bizden istenen yukarıdakilerin kapı numaralarının toplamı. Yani 2'den başlayan. Şöyle 2 artı 4 artı 6 artı nokta nokta 50'ye kadar olanların toplamı. Böyle ardışık terimleri toplamak istiyorsak şunu yapmalıydık. Terim sayısı. Ki yukarıda biz formülünde yazmıştık. Aynı şeyi kullanacağız. Terim sayısı son sayı eksi ilk sayı bölü artış miktarı artı 1 terim sayımız.
Çarpı ortalama. Ortalama da en sondaki ve en baştakinin toplamının yarısı. 2 artı 50 bölü 2. Şurayı hesaplayalım hemen. Şimdi 50'yi 2'ye bölersek 25 olur. 2'yi 2'ye bölersek eksi 1 artı 1. Bunlar gidecek. Demek ki 25 sayı varmış burada. Şurası 25 olacak. Şöyle eşittir diyorum. 25 çarpı bu kısma gelelim. 52 bölü 2. Bu da 26 yapar. Şöyle yazıyorum 26. İkisini çarpacağız. Şimdi 6 ile 5'i çarpsak ya da bunu böyle çarpamayacağız. Böyle zor olur. Şimdi 6 ile 25'i çarpsak 150 yapar. 6 tane 25. Şimdi 20 ile 25'i çarpıyorum. 2 ile 25'i çarpsak 50. Bunun bir de 0 olduğu için 500 olur. Toplayınca da ikisini 650 olacak sanırım.